Herkese selamlar. Sıfırdan Global'in 106. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Arda Helvacılar konuğum. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok sağ Çok olasın. teşekkürler. Arda, şimdi seni Certifier'ın ve aynı zamanda Verified'ın kurucu ortağı olarak tanıyoruz. Ama öncesinde biraz hani sen kendi sözlerinle bir kendinden bahseder misin? Arda Helvacılar kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır, nelerle uğraşmıştır? Memnuniyet abi, seve seve. İstanbul Hukuk mezunuyum. Öncesinde gururla her defasında ifade etmeyi tercih ettiğim lise Kavası Erkek Lisesi mezunuyum. Aynı zamanda bu yıl hayırlısıyla diliyorum ve ümit ediyorum ki Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversite mezuniyetim, yönetim bilişim sistemleri bölümü mezuniyetimi alacağım. Buradan böyle devam ediyorum. Yolculuk, girişimcilik adına 4 yıl öncesinden başladı takribi olarak. Daha öncesinde biraz daha gönüllülük esasıyla devam eden işler veya da küçük projeler vardı. Bu projeleri biraz daha profesyonel hale getirdiğimiz fasıl daha çok tabii ki de nakdi kazanç belirlenen, beklenen ticari kaygıların ön plana çıkmaya başladığı formatlarda oluşmaya başladı. Burada da ne oldu? İlk aşamada hayatın sillesi dünyanın en standardı ve standart bir üniversite öğrencisinin ilk baktığı yerde gördüğü proje üniversite toplulukları için bir internet sitesi, bir platform yaratma hedefiyle yola çıktı. Read.tek adıyla. Facebook sanki hiç yokmuş gibi davranarak bu ürünü geliştirmeye de doğrudan dahil olduk. Dergelerim yolda doğrudan fark ettim ki Facebook'un mevcudiyetiyle rekabet etmenin ötesinde aslında girişimcilik namına öğrenmem gereken birçok şey varmış. Bir şirket ayağa kaldırmanın ötesinde bir ekip kurgulama ve o ekibin birbiriyle iletişimi doğru bir şekilde koordine etme gerçekten dertli bir hadiseymiş. Bunların ayırdığı neticesinde dedik ki bu iş gittiği yere kadar gidebilir ama gitmesinin bizim değerli vaktimize yönelik zararı çok bariz. O sebepten bu işi kapatalım. O işi kapattık. Sonrasında çok değerli, çok kıymetli bir mentor edindim yolculukta. O mentorumla birlikte bir işe giriştik. Bu da insan kaynakları odağında, Capital tadında bir girişimdi. Peer-to-peer skills-based bir HR platform gibi kurguladık bunu. Ne oluyordu? İşte bireyler iş başvurularını panolar üzerinden yapmıyor. Yetkinlik odaklı bir şekilde işlerle eşleştiriyorlardı. Orada aynı hatanın benzerini yaptık. Bir teknoloji firmasının içerisinde bulunmanın en önemli gerekçesi, en önemli gerekliliği aslında iyi bir teknoloji ekibine sahip olmak. Ben dediğim gibi hukuk mezunuyum. Buraya doğru konumlanmıyorum. Mentorum ve iş ortağı olan da teknik olan değildi. Teknik ekibi kurgulayana kadar iş yavaş yavaş havaya karışmaya başladı. Çünkü bu fasılda çok heyecanlı ve farklı bir işe giriştik. O da ABD'de Vegas'ta Innosense adında bir kuluçka merkeziydi. Onun ben partneriydim gibi değerlendirebiliriz. Yapmaya çalıştığımız şey de şuydu. Türkiye'de yerel anlamda rüştünü ispat etmiş girişimleri alalım, ABD'ye götürelim. ABD'de onların hem önden doğru müşterilerle, potansiyel müşterilerle hem de müstakbel yatırımcılarıyla tanışmalarını sağlayalım. Üç kohort ağırladık. Keyifli bir yolculuk gibi görünmeye başladı. Ama hem benim biraz akademik kaygılarım işin içine girdi. Hem de aslında ilk başta ifade ettiğimde yüzümde oluşan ifadenin sebebi olan Vegas gerçeği vardı. Ne alakası olan bir durum. Onu fark etmeye başladık. Ben de o sebepten o dönem içerisinde müsaademi istirham ettim ve geri memlekete döndüm. O dönem içerisinde Certifier kurgulamaya başladık. Certifier da Ağustos 2018'de başladı. Hala keyifli bir şekilde gidiyor. Yolda bir de ona kardeş ekledik. Sonra kardeşi büyüttük. Onun üzerine kurgulamaya başladık. Verified'ı yarattık. İkisinde de keyifli bir yolculuğa başladık ve güzel biçimde devam ediyoruz diyebilirim. Süper. İlk aklıma gelen tabii şey oldu. Şimdi Certifier'ı nasıl bir ekiple kurdun, kurucu ekiple? Hani bu sefer bir technical co-founder var mıydı mesela, teknik kurucu ortak? Çünkü hani ilk ikisinde sanki onun eksikliğini yaşamışsınız gibi anlattın. Doğru. Abi hayatın gerçekten bana sillelerini sağdan soldan vurması gerçeğini ben bir türlü kabul etmeyerek Certifier'da teknik ekipsiz kurdum. Ha, süper. Üç kurucu ortakla birlikte yola çıktık. Bu girişimciliğe adaylık adı altında ilk dahil olanların sorduğu sorular silsilesi içerisinde teknik değilim bir yazılım ajansıyla yola çıksak olur mu bu iş denilen fasıl var ya. Ben onu oldurmaya çalıştığım bir fasıldaydım. Ürünün ilk halini çok değerli ve kıymetli bir yazılım ekibi, internet ekibiyle birlikte yaptık.
O versiyonuyla birlikte yola çıktığımızda dert yazılım değildi ama. Dert daha fazla işte ürün çözüm uyumluluğunun sağlanması, ürünü götürebileceğimiz yerlerde. Mesela orada da işte teknik yol arkadaşı eksikliğini hadi bir şekilde kotardık, ürünü kurguladık. Mesela ilk görüşmelerimizden bir tanesi Türkiye'deki işte uluslararası taşımacılıkla alakalı işler yapmakta olan bir firmaydı. Gittik ürünü anlattık, neler yapabileceğini anlattık. Onlar için doğru değerleri nasıl yaratabileceğini anlattık. Gel gelelim bizim sunduğumuz değer baskı sertifika geçmişte kaldı. Artık dijitale geçin olunca ve onlar da genel hatlarıyla tamam makul de bu işin bize faydası sadece bu yönde kalmamalı şeklinde cevap verip ürünün yetersizliğine dem vurunca bir adım geriye atıp yolculuğa sıfırdan başlamışız gibi bir durum yarattık. Aslında Certifier'ın işte teknik ekibinin oturmaya başlaması, değerli CTOs, Ceyhun'un ekibe dahiliyeti ve ürünün aktif bir şekilde müşteri taleplerine göre gelişmeye başlaması Şubat 2019'da oldu. Bu aralıkta bizim pişme demlerimiz, ekipteki kurguları yenileme faslımız, kurucu ortaklarla rol değişimleri, kurucu ortakların gemiden inmeleri gibi bir fasıla birlikte çalkantılı halleriyle birlikte devam etti. Şubat 2019'da başladı. Zaten doğru işi yapmaya başladığımızı fark edince Mayıs'ta da ilk yatırım geldi. Oradan öyle yola çıktık diyebilirim. Süper, süper, çok güzel. Ve sonrasında galiba direkt globale yöneliyorsunuz, değil mi? Yani başta Doğru biraz abi. Türkiye'yi denediniz mi, yoksa direkt global mi? Anlamlı bir süre denedik. Anlamlı bir süre denedik. Mayıs 2019'da ilk yatırımı aldıktan sonra Certifier üründe bir versiyon yeniledik. Teknik altyapı itibariyle işte Certifier ne işe yarıyor? Sertifikaların ve rozetlerin dijital bir şekilde üretilip dağıtılıp takip edilmesini sağlayan bir sistem kurgusu oluşturuyor. Bu kurgu tekil anlamda SaaS bir ürün için anlamlı ve değerli gibi görünebiliyor. Ama self-service modelde işlediğinde bir handikapı var abi. Bu ürün neticede eğitimin ucuna, etkinliğin ucuna koyulan bir ürün. Ve eğitim ve etkinlikten bağımsız bir yere konumlandırdığımızda biz ürünü çok net bir sorun ortaya çıkıyor. Etkinliği yapan, eğitimi yapan gidip bir de ürünü bulmak mecburiyetinde kalıyor. O sebepten bir entegre edilebilir yapı oluşturma mecburiyetimiz doğdu. Temmuz 2020'de onu geliştirdik, yayınladık. Ağustos'ta zaten Türkiye'de önceki müşterileri tekrar denedik. Bir havayı kokladık ve şeyi fark ettik. Tamam, doğru değerlere sahibiz. Rakiplerimizle net bir şekilde kafa kafaya vuruşabiliriz. Daha üstün bir yere konumlanmaya başladık. Gel gelelim Türkiye sanırım hazır değil. O sebepten bu pazarın anlamlı büyük olduğu yerler ABD, Birleşik Krallık, Kanada. Üçünü belirledik ve oradan Ağustos 2020 itibariyle 2019 çok özür dilerim itibariyle doğrudan odağımızı geliştirerek yolculuğa başladık diyebilirim. Süper. Yani gerçekten bayağı hızlı karar verme ve ilerleme süreci olmuş orada. Bence zaman kaybetmemeniz güzel olmuş, yani direkt globale yönlenmek açısından. Peki hani şu an o bahsettiğin hedef ülkeler coğrafi olarak birbirinden çok uzak. Hani işte Doğru abi. İngiltere, Amerika, İngiltere, bir de Kanada. Kanada, değil mi? Yani Aynen. özellikle Hani Amerika ve Kanada abi de biraz yakın. Aynen. aynen Amerika ile Kanada özellikle hani çok uzak. Oraya hani nasıl bir şu an mesela ulaşmaya çalışıyorsunuz? Çünkü orada birisi var mı? Çünkü çok maliyetli yani. O Kesinlikle abi. gidip de işte ana Amerika kıtasına, Kuzey Amerika'ya birini koymak bayağı bir maliyet. Hani en azından İngiltere yakın, Türkiye'den belki idare edilir ama orada nasıl bir hani şey oldu, siz nasıl ulaştınız potansiyel müşteri ve partnerlere? Ya bu outbound marketing dediğimiz hadise de işte cold outreach'leri doğrudan yapıyoruz. İşte LinkedIn yazmaları yapıyoruz, toplu e-mail göndermeleri yapıyoruz. İşte çeşitli etkinliklere sponsor olabilme imkan ve ihtimallerini değerlendiriyoruz. Bu opsiyonların hepsini biz alt alta sıraladığımızda fark ettik ki doğrudan doğruya satacağımız ürünün işte yatırım geri dönüşünü sağlayabileceğimiz veya da profit marjini karlılığı %93-94 seviyesinde gördüğümüz ürünün karını düşürebileceğimiz bir satış ekibi kurgulamaktansa önce buradan bir oraya satmayı deneyelim. Zaman değişimi, saat farkını gözeterek ekibi de doğru vardiyalarla birlikte bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım nasıl sonuçlar göreceğiz. Orada çok ciddi ameliyasyon yaptık. Yani tırnak içerisinde değil, açık açık ameliyasyon yaptık. Sabahtan Vardiya deyince akşama zaten ben bir düşündüm. Kim yapacak bu vardiyayı? Kurucu ortak yapacak. sabahladık deli gibi. Yani deli gibi sabahladığımız bir fasıldı. İşte uzun uzadıya çalıştığımız bir fasıldı. Şeyi gördük abi.
Bu ürünün entegre edilebilir versiyonunu satabileceğimiz yerlerde biz segmentasyonu doğru yaptığımız kanaatindeydik ama segmente gidiş, o işte pazara gidiş, go to market stratejisinde bir handikapımız vardı. İşte ABD, Kanada, Birleşik Krallık gibi yerlere erişim açısından senin de sorduğun soruya cevap vermek amacıyla. Buradaki asıl derdimiz şuydu. Biz satışlarda eğer ki üniversitelere gidersek, büyük global firmalara gidersek sales cycle'lar zaten takriben 6 ay sürüyor. 6-7 ay içerisinde bizim bu ürünü satabileceğimiz hale getirebiliyoruz müşteriyi. Gel gelelim arızalı olan şey bu 6 ay içerisinde yapılacak sıralı görüşmelerde yüz yüze gelmenin işte bir hızlandırıcı etkisi çok net. Ama yapacağımız yatırım neticesinde %93'lük marjı %60'lara kadar indirme mecburiyetimiz doğuyor. Evet. Sonrasında benzeri durumu diğer segmentimizde küçük orta ölçekli akademiler tarafında gözettik. Biz bu akademilere eğer ki doğrudan doğruya gitmez ve bunlara uzaktan self servis bir paket satışını yaparken çok iyi bir support destek kanalı oluşturur ve bu destek kanalını onlara ısrarlı bir şekilde müşteri memnuniyetini sağlamak maksadıyla verirsek ne olur dedik. İşte bunlara da zaten dediğim gibi LinkedIn'den, e-mail kanallarıyla veya doğrudan sponsorlu faaliyetlerle ulaşma gayretinde bulunduk. Bu olmaya başladı. Bu gerçekten dönüş vermeye başladı. Ve buradaki dönüşlerdeki ritmik artış bir de dönüşümü o 6 aylık sales cycle'ı indirdi getirdi 20-25 gün kadar bir seviyeye. 20-25 gün enfes bir süre gerçekten. Yani evet, funnel'a yani 6 aya göre düşününce aynen. Aynen öyle. Ayın başında adını koyuyorsun ilgili kurumun. İlgili kurumun sene boyunca ne kadar getireceğini görüyorsun. Ay içerisinde sürekli olarak destek veriyor. Sorularını hiç geciktirmeden cevaplıyorsun. 25. günde tamamdır biz bunu almak istiyoruz diye geliyorlar. Enfes bir durum. Bir de şöyle bir gerçeklik var abi zaten. Aslında Türkiye'den aşina olunan bir model. Büyük işte kurumsalların eğitim departmanları biraz daha outsource çalışıyorlar. Yani doğrudan doğruya gidip küçük orta ölçekli akademi toplulukları veya da gruplarında toplu olarak dersleri satın alıyorlar. Bunları ya online ortamlarda sunuyorlar ya da fiziksel bir şekilde sahada sunuyorlar. Ve bu sunuş faslını aslında o akademiler ne ürün kullanıyorsa onu da kurumun içerisine getiriyorlar. Ve bu durum neticesinde fevkalade efektif sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ya burada tabii birkaç tane de şey yaptık. Hile değil, pazarlama stratejisi olarak kurguladığımız şeyler yaptık. Bunu Türkiye'de ilk başta denemiştik. Yurt dışında da aynı şekilde tuttu. O da neydi? Şu, ürünün zaten temel çıkış noktalarından biri benim bireysel tecrübelerimden biriydi. İşte üniversite dönemi, etkinlik yapıyoruz. Sertifika dağıtıyoruz yalandan. Onda da sertifika, katılım belgesi dağıtıyoruz. Katılım belgelerini dağıtırken işte bu kişilere öğrenciler tarafında ilgi alaka artsın motivasyonuyla ilerliyoruz. Abi şöyle bir durum var. Öğrenci o baskı tarafında 3-5 kuruş bir şeyler çıkarıp ilerlemeye çalışıyor ama Certifier gibi bir ürünü biz aylık olarak $99 şeklinde tavsiye etsek öğrenciye böylesi bir kulüp bütçesi yaratma ihtimalleri ortadan kalkıyor. Biz de ilk gün itibariyle dedik ki öğrencilere tamamen ücretsiz. Öğrencileri kendi kullanımları neticesinde bilinirliğin artışı bir güzellik. Daha da güzel olanı bu öğrenciler kesinlikle staja gidiyorlar. Ve kesinlikle gittikleri stajda şeyden bahsediyorlar abi. Ya işte biz Certify diye bir ürün kullanıyorduk. Aslında bu fayda sağlayabilir. Ve işte OPEX'e etkisi çok düşük olan ve bir işte stajyerin kendini girdiği kurumda ispat edebilmesini sağlayabilecek bir ürün olduğu için doğrudan doğru içeriye girmemize vesile olan sistemlerden biriydi. Mesela Philip Morris'i doğrudan böyle aldık. Yani içerideki bir stajyer dedi ki işte siz böyle bir ürün kullanabilirsiniz. Bizi tanıştırdılar, bir araya geldik, oradan ilerlettik ve süreci tamamladık. Keyifli olan stratejiler uyguladık yani hepsinde. Ama işte zaman farkı çok büyük handikap yaratmadı böyle ritmik bir şekilde takip edince. Bir de bir yerden sonra bir doğru destek ünitesi oluşturunca işte o community center işte knowledge hub'ı oluşturunca artık sürekli olarak gelen soruları makalelerle işte bloglarla cevaplandırabildiğimiz bir fasıl oldu. Artık ürün kendi kendini götürebilir hale gelmeye başladı, sevincine eriştik. Buradan yola devam ettik. Zaten orada herhalde ya sıkıldık ya pazar küçük geldi, Verify'da geçiş yaptık. Böyle bir süreç ilerledi diyebilirim. Süper. Şimdi Verify'da geçmeden iki şeyi daha sormak istiyorum. Sizin tabii hem Product Hunt lansmanınız olmuştu hem de Epsumo kampanyası. Epsumo zaten yenilerde olmuştu galiba, birkaç ay önce oldu. Product Hunt biraz daha önce sanırım. Hani doğru. Orada nasıl bir süreç işledi? Hani hedef ülkeleri mi sadece hedeflediniz gene, yoksa bu sefer tüm dünyayı hedefleyelim gibi mi gittiniz? Ve hani satışlar ne yönde ilerledi? Feedbackler nasıl geldi?
Orada iki tur bir çalışmamız var abi. İlk turu bizim Certifier içerisinde biraz daha SEO beslemek ve site trafiğini iyileştirmek maksadıyla çıkardığımız ücretsiz ürün. Designer ürünü. Bir sertifika rozet tasarlayıcı ürün. Çok basit bir ürün. İçerideki ürünü dışarıya çıkardık aslında. O ürünü kompakt bir şekilde Product Hunt'a koyduk. Biraz da amacımız şeydi aslında orada. Yani burada bir Product Hunt diye bir topluluk var. Bu topluluk işte ürün pioneerlarından oluşuyor. Teknoloji sevenler topluluğu. Biz ürünler geliştiren bir teknoloji firmasıyız. Her ne kadar education technologies olarak konumlanıyor olsak da bunun üstüne çıkabileceğimiz bir hava yaratabiliriz. Biz Product Hunt'ı deneyelim dedik. Tabii denemeye de doğrudan doğruya kör bir şekilde duvara kafa atarak girmeyelim. Biraz da öğrenelim dedik. Nasıl yapıldığını, nasıl ilerlenmesi gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı öğrendik. Gel gelelim oradaki hikaye de güzel. Biz gittik bayağı bildiğin abi bir tribün topluluğu oluşturduk. Gittik yüzlerce arkadaşım mesaj attık. Dedik ki arkadaşlar biz böyle bir yere giriyoruz. Biz girdikten sonra dahil Upvote'a olun ve upvote'lamasın ve bunu deli gibi yapın lütfen dedik. Abi şey çok iyiydi. O designer'ı ilk çıkardığımızda Kasım olması gerekiyor. Kasım 2020. Biz designer'ı ilk çıkardığımızda işte güne dördüncü mü üçüncü mü ne başladık. İşte becimiz geldi, mutluyuz, yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyoruz. Hemen arkadaşlara mesaj atmaya başladık. Arkadaşlar hemen basıyorsunuz. İşte onları da saatlere ayırmıştık bu arada. İşte 100 oy bu zaman gelecek, 50 oy bu zaman gelecek, 40 oy bu zaman gelecek şeklinde. Abi çok trajik bir şekilde günün birincisi 190 oy mu ne bir şey aldı. Biz günü 14. mi bitirdik, 15. mi bitirdik ama 470 öyle bitirdik. Evet, Biz yani manuel üzülüyoruz, müdahale ağlıyoruz, gelmiş. aynen dertleniyoruz. Biz hiç farkında değiliz. Yani bütün blokları okumuşuz, bütün şeyleri sistemlere adapte olmuşuz, hissiyatıyla girdik. Çok net ve gözümüzün onda önünde olan bir gerçeği unutmuşuz. O da işte yeni gelen üyelerin verdikleri oylar sıfır puanda olanlar neredeyse hiçbir işe yaramıyorlar. Hiçbir işe yaramamaları da çok büyük bir handikap yarattı. Bu biraz da şey oldu, öğrenme motivasyonumuzu hırsa çevirdi. Biraz daha gayretlendirdi bizi. O sebepten Certifier'ın AppSumo sürecine yakın bir süreçti. Orayı da birazdan anlatayım abi. AppSumo sürecine yakın bir süreçti. Biz dedik ki Certifier'ı da lanse edelim ama lansmanı AppSumo ürününe kaydırmadan ABD'deki müşteriler odağında rakibe yönelik bilinirlik hevesiyle gerçekleştirelim. Orada da zaten şöyle bir durum var abi. G2 tarafında, Trust Radius tarafında, işte CozyDesk tarafında bu tür SaaS ürünlerin birbirlerinin alternatiflerinin göründüğü ve puanlandığı platformlar tarafında bir baktık biz rakipler konusunda daha iyi bir yere çıkabilmek adına şeyiz, çok çok anlamlı bir yerdeyiz. Yani her şeyde, farklı platformda ikinci sırada görünüyor bizim ürün. Bu gerçeği fark edince dedik ki zaten rakipleri görüntülemek için bu sitelere giren insanlar bizi alternatif ürün olarak görüyorlar. Gördükleri zaman sitemize gelme ihtimalleri ve imkanları artıyor. Biz haliyle yurt dışında özellikle ABD'de arandığımızda yüksek puanlı görünebileceğimiz bir başka platform daha yaratalım. Orası da Product Hunt olsun. Bunu oraya konumlandırdık. O gün hiçbir ilave kampanya üretmedik. Sadece tek bir değer teklif ettik insanlara. O da zaten bu kampanyanın temel motivasyonlarından biriydi. Ne kadar oy alırsak o kadar ağaç dikeceğiz dedik. Bayağı bildiğin bu Süper. temel motivasyonla birlikte biz dansmanı gerçekleştirdik. O gün de beşinci bitti hatırladığım kadarıyla. O biraz daha bizim sakin ve rahat ilerlediğimiz bir fasıldı. Ama şey içimize oturdu artık, birincilik almalıyız durumu içimize oturdu. Şimdi Verified'la çok yüksek ihtimalle 1-2 ay sonra bir Product Hunt lansmanı gerçekleştireceğiz. Artık orada tek hedef gerçekten günü birinci bitirmek. Hiçbir ilave şeyimiz yok, motivasyonumuz yok. Ne orman dikmek ne başka bir şey yapmak istiyoruz. Günü birinci bitirelim yeterli. AppSumo şey tarafı da, AppSumo tarafındaki durum da şöyle ilerliyor abi. Arka planda bir mesele var orada. Şey zaten senin malumundur. Türk İşi SaaS podcast serisi senin de malumundur. Ben bundan bir 5-6 ay öncesinde o podcast'e denk geldim. Daha öncesinde hiç dinlememiştim. Daha önce dinlememiş olduğuma da bir noktada pişman oldum. Çünkü gerçekten içerikte çok net bir şekilde şey, yani Osman Aykut abi şeyi anlatmışlar. Neyin nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir how to listesi yaparak meseleyi anlatmışlar. İlk podcast zaten bir SaaS girişim için oturup dinlemesi, 101 olarak kenara koyması, yaptıkça ilerlemesi. İkincisi biraz daha kendine yontarak yorumlaması gereken bir şey. İlk podcast'i dinledim. Ya biz bunu yaptık, bunu yaptık, bunu da yaptık. Ya biz bu AppSumo olayını atlamışız dedim. Zaten o dönemde de şeyi sorguluyorduk içten içe. Yeteri kadar müşterimiz olduğunu hissediyoruz. MRR'ın iyi geldiğini hissediyoruz.
Gel gelelim daha fazla müşteri edinmeliyiz ki en büyük rakibimizin net biçimde üstüne çıkalım. Bir alternatif olmaktansa doğrudan doğruya ana biz olalım. O bizim alternatifimiz haline gelsin. Bizim gerçekten büyümemiz gerekiyor dedik. Epsom'un bu açıdan çok çok faydalı. Çünkü gerçekten bir psikopatlar topluluğu var orada. Çok heyecanlı bir kadro var orada. Ve onlarla bir araya gelindiğinde aslında ürüne yönelik ne tür geliştirmeler yapmamız gerektiği konusunda biraz dağıldıysak bize o balansı sağlayıp, o road balansı sağlayıp bizi geri yola sokabilecek bir kadro var. O sebepten dedik ki Epsom'a girelim. Ona da hatırladığım kadarıyla Kasım'ın sonunda başladık. Bu hafta değil bir önceki hafta Şubat'ın sonunda da nihayete erdirdik. Bizim Epsom yolculuğu bu arada şey değildi abi. Direkt Future tarafta değildi. Biz Epsom ekibiyle bir araya geldiğimizde bizim ürün fazla niş bir ürün. Yani halihazırda içinde bulunduğu pazarda zaten toplam 18 tane rakip var. Daha fazlası yok. Ne bir eksik ne bir fazla. O sebepten Epsom ekibi de şey dedi. Ya biz ilk defa görüyoruz böyle bir şeyi, dürüst olalım. O sebepten bu nişlikte olduğu için sizi deneyebileceğimiz marketplace'imizi alabilir miyiz? Biz de nedir o bilmiyoruz. Hadi alın bizi dedik. Marketplace'e geçtik. Çok da iyi geldi. Çünkü marketplace'teki komisyon oranları %90. Yani %10'unu sadece onlar alıyor. Diğer tarafı biliyorsun abi. Diğer tarafta sadece %30'unu sana veriyorlar. Evet, O aynen. sebepten böyle 3 aya yayılmış fevkalade rahat bir kampanya, günlük olarak inanılmaz yoğun bir support desteği verme mecburiyetimizin olmadığı bir atmosfer. O sebepten bizim için rahat ilerleyen, İşte ürün yol haritamızı baştan kurguladığımız fevkalade keyifli bir yolculuk oldu. O sebepten naçizane tavsiye. Dinleyen bir yeni SaaS girişimcisi olursa kesinlikle yolunuz hem Product hem de Epsimo'dan geçsin lütfen diyorum. Bize çok çok faydası oldu gerçekten. Evet, özellikle yani yurt globale açılıyorsanız kesinlikle. Bir de hani dediğin gibi şey açısından da bence iyi oluyor. Epsomo'da gerçekten böyle hani şey sürekli yeni ürünleri deneyen bir kitle de var. Hani giriyor Aynen. bakıyor işte her yerini kurcalıyor işte şurada şu var burada bu var. Hani bayağı bir akıyor yani sürekli feedback ve Abi, marketplace'in modeli de ha. güzelmiş yani onu da benim hoşuma gitti. Çünkü Aynen. şimdiye kadar konuk aldığım herkes hani kendi podcast'ime de şeye de sıfırdan globaliye de diğer tarafta hep bulunmuş. Hani bu hızlı lansman, daha kısa süreli ve bir anda böyle hani yığılıyor. Hani kapıları böyle zangırdatıyorlar. Aynen. Serverları indiriyorlar. İşte supportçular böyle beyinleri yanıyor falan hani. Böyle bir şeyin olması da hani güzelmiş yani. Özellikle böyle niş alanlar olabilir ya da hani Aynen. ben böyle bir anda çok hızlı bir para bulmam lazım gibi bir derdin yoksa marketplace'i denemek de güzel olabilir hakikaten. Kesinlikle. Bir de şey durumu da var abi. Yani takribi ilk 5-6 gün dediğin yoğunluğu biz de hafif hissettik ama yolun devamında en güzel olan kısım ürün globalde alakasız memleketlerden, alakasız ülkelerden, alakasız profillerin alakasız işler yapmaya başladığı bir noktaya götürüyor. Yani günün sonunda Epsumo yolculuğunun işte 14. ve 15. günü Facebook'ta rastgele Brezilya'dan bir eleman şey diyor. Ya ben sizin ürünü gördükten sonra senelerdir tarot bakıyordum. Bir tarot konferansı yapmaya karar verdim. Ve bu yapacağım konferansın altyapısını sizler sayesinde oluşturduğum için çok teşekkür ediyorum dedi. Bu durduk Çok yere iyi. gelen bir teşekkür mesajı. Ama şey çok güzel abi. Adam işi bizim ürünün üzerine kurgulamış. Ve o sebepten oradaki ekipte şey de yok. Epsomocularda. Ya ben bunu alayım, iyi değilse çöpe atayım. Ben bunun üzerine bir şeyler de inşa edebilirim motivasyonları da var. O sebepten biz keyif aldık. Yani gerçekten güzel bir iz bıraktı bizler de. Hatta şimdi şeyi düşünüyoruz. İşte Marketplace'ten artık çıkarken şeye baktık abi. Tam yeteri kadar sattık. Artık Certifier ABD'de veya da Kanada'da arandığında üstte Epsomo çıkmaya başladı. Epsomo'nun SEO'su sağ olsun çok çok iyiler. Şimdi bize gelecek müşteri geliyor ama lifetime deal ile geliyor. O da bize Doğru. yeteri kadar nakdi fayda sağlamıyor. O sebepten oradaki kampanyayı kapattık ama şeyi düşünüyoruz. Ya bir daha büyük bir şey yapsak mı acaba? Çünkü gerçekten o anın heyecanı ve insanların talepkarlığı da ayrı bir keyif yaratıyor. Böyle mazoşist bir atmosfer oluşuyor gerçekten günün sonunda. Evet, belki hani böyle bir yeni bir büyük product update atıyorum versiyon 2, Aynen. 3, 4 falan çıktığında hem Product Hunt'ta hem de şeyde çıkılabilir. User Guiding de mesela işte Osmanlıların şirketi. Onlar da böyle her yeni büyük feature'ı Product Hunt'ta lansman yaptılar. Tabii ilk Enfes bir iş lansman kadar yapıyorlar abi. olmasa da yine de şey ilgi çekiyor. Yani Epsomo'da da bu yapılabilir aslında dediğin gibi.
Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani zaten istedikleri özelliklerin ucu bucağı yok ama bazı istedikleri özellikleri tekrarlı söylediklerinde çok değerli şeyler olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Aynen, Öyle bir orada değerleri var, kabul ediyorum. iyi bir filtreleme yapmak lazım. Çok uçuk Aynen. şeyler de çıkabilir yani. Aynen öyle. Peki sonuçta hani 3 ayda nasıl bir hani ne kadar satış yaptınız bunu hani Abi bize açısından? 404 müşteri geldi toplamda. Tekrardan şey söyleyeyim, yani marketplace şey değil, ön plana çıkarılan bir yer değil. İçeride biraz daha gezmeleri gerekiyor. İşte related topikler üzerinden veya related product'lar üzerine bulmaları gerekiyor. Haliyle günde 3-4 müşterinin geldiği bir ortam yaratıyor orası. Bizim ürünü 69 dolara satmıştık biz orada lifetime deal olarak. Günün sonunda toplamda biz 34.580 dolarlık bir gelir elde ettik oradan. %10'u, yani bu %90'lı kısmı artı bu meblağın %10'lu kısmı da Epsmo'ya gitti gibi değerlendirebiliriz. Anladım. Tahsilatları vesaire rahatmış. Çok mutlu ettiler beni. Canlıysa gerçekten iyi bir organizasyon yapmışlar. Güzel. Evet, Epsimo senelerdir zaten bu işi biliyor artık. Aynen. Yani 404 müşteriden de bayağı bir feedback de alınır. Hani aynı zamanda MRR, İnanılmaz abi. ya İnanılmaz. MRR'a da bir hani bir push vermiş oluyor. Yıllık en Tabii. azından ARR diyeyim. Lifetime olsa bile. Ya şey de var abi bu arada. Yani lafını bölmüş oldum herhalde. Kusuruma bakma lütfen. Şey harika bir olay. Rakiplerin karşısına konumlandığın noktada rakiplerden müşteri çaldığını fark ettiğin durum. Yani orada zaten şey çok ciddiydi. Şimdi çok yüksek ihtimalle şey malum rakip izlemeyecek bu oturumu dili gerekçesiyle. Ama şey bir gerçek abi. Yani biz satış yaptıkça onlardan müşteri gittikçe büyük ihtimalle MRR vurgunu yediler. Ve her MRR vurgunun neticesinde kendi siteleri veya da ürünlerinde bir şeyleri ön plana çıkarmaya başladılar. Ve ön plana çıkardıkları her şey zamansızdı. Her şeyi çok erken yaptılar ve her şeyi çok abartarak yaptılar. En basit ve en güzel hamle şeydi. Ocak ayının başlarında bunlar gittiler G2'da birinci sırada oldukları için sitelerine kocaman G2'daki en iyi Digital Credential Management Software'ız şeklinde yazdılar. Daha badge vesaire almamışlar. Sadece bunu kocaman yazdılar. Girdiğin anda landing'e bunu görüyorsun. Abi bu böyle ortaya çıkmaya başladı. Biz bir 10 gün sonra bizden Epsmo'dan şey alanlara, LTD alanlara şey dedik. Mevcut haklarınızın üzerine bir iki özellik daha ekleyeceğiz. Size zahmet gidip bize yorum yapar mısınız dedik. Çok O iyi. ekip zaten inanılmaz heyecanlı bir ekip. Gittiler hemen yorum yaptılar. Biz zaten bir gün içerisinde onların iki kat üstüne çıktık. Bir de tekrar oraya yetişmeleri de çok zor. Ondan sonra dönüp bizim dijital reklamlar, rakipler özelinde olan reklamlarda da şey dedik. G2'da hakiki işte Digital Credential Software platformu bir numarası biziz şeklinde reklamı yapınca işler daha eğlenceli hale gelmeye başladı. O sebepten keyifli bir rekabet şey tazelemesi de yaratıyorlar sağ olsunlar. Evet, aynen, yani öyle yan etkilerini de düşünmek lazım. Yani sadece bu işte ya şu şimdi tüm senelik şeyi sattık gibi düşünmemek lazım hakikaten. Yok abi onlar şeyler yani O reviewlar çok gerçekten değerli. askerler. Süper. Benim çok kısa abi kulaklık derdim oldu. Çok hızlı düzeltiyorum burayı. Yani burayı keseriz. Tamamdır. Sesin ama düzgün geliyor hala. Şu an geliyor değil mi abi? Aha geliyor geliyor. Tamamdır. Harikulade. Tekrar sen Tamamdır. bahset beni. Aynen ben devam edeyim kaldığımız yerden. Çok teşekkürler paylaştığın için deneyimlerini. Yani özellikle bu Epsumo kitlesini hani iyi bir şekilde değerlendirmek açısından güzel olmuş yani. Çünkü mesela ben şeyi hatırlıyorum. User Guiding ekibi hani o şey hızlı yapılan launch'tan yapmıştı. Hani onlar bayağı bir Epsumocular deyince böyle bir şey oluyorlardı. Allah'ım o nasıl bir dönemdi falan diyen böyle bir kötü bir şeye olmuş yani. Onlar da hani bayağı herhalde bir de çok geniş bir kitleye hitap eden bir ürün. Web Tabii. sitesi olan herkesin kullanabileceği bir ürün olduğu için bir anda böyle yığılmış yani. Bayağı zorlu bir dönem atlatmışlar. Hakikaten orada belki strateji belirlerken de iyi düşünmek lazım hakikaten. Doğru. Önden hazırlanmak lazım. Şimdi burada hani Certifier'ı bayağı bir konuştuk. Özellikle işte eğitim veren organizasyonlar ya da işte onun altyapısını sağlayan firmalara siz bir şekilde gidiyorsunuz. İşte ortaklık yapıyorsunuz belki ya da işte direkt satıyorsunuz. Üniversite öğrencilerine ücretsiz veriyorsunuz. Bu bayağı bir güzel bir aslında şey. Hani viral yayılma, hani viral yayılma Aynen. yolu ücretsiz. Hani sadece ürünü kullandırarak daha sonrasında biliyorsun ki onlar büyük şirketlere girecek belki. Oradan kapıları açacaksın. Verify'da nasıl geldiniz buradan ve hani şu an Verify hani ne yapıyor, ne işe yarıyor onu da belki anlatarak
Hani bu ihtiyaç nereden doğdu? Konuşabiliriz. Yani şöyle abi, geride kalan senenin 2020'nin Ocak döneminde bir Certifier'ı kurguladıktan sonra çok majör ama çok basit bir sorun ortaya çıktı. Şimdi Certifier sertifika gönderen bir uygulama. Gel gelelim Certifier sertifika gönderdiği zaman alıcılar da Certifier'da görüntülüyor. Haliyle günün sonunda Certifier'da bizim gün içerisinde almaya başladığımız 20, 30, 40, 50 hiç önemli değil kayıt varsa o kayıtların en az %20-25 aralığı bir anda sertifika alanlardan da oluşmaya başladı. Ve sertifika alanlar özellikle o sertifikaya geleceklerini, hayatlarını, her şeylerini bağlıyorlarsa aşırı ısrarlı bir şekilde gelmeye başlıyorlar. Ve komik olan şey şu, uygulamaya geliyorlar, kayıt oluyorlar. Ya uygulamanın içine bir bakıyorlar, sertifika falan yok. Burada sertifika üreten bir sistem var. Benim sertifikam nerede diye sormaya, hatta doğrudan aramaya, işte mail yağmuruna tutmaya başlıyorlar. Biz ondan sonra küçük küçük değiştirmeler yaptık abi. Dedik ki işte sertifika gönderensen buraya tıkla, sertifika alansan buraya tıkla. Ama olmadı. Yani burada yani tabii ki de herkesin varlığını, hürmet, hayat, yaşayış tarzına saygıyla biraz heyecandan kaynaklıdır. Belki biraz da işte okuma alışkanlıklarının geride kalmasına kaynaklıdır. Bilmiyorum. Girişte inanılmaz zorlandı insanlar. Dedik ki biz de o zaman biz bu işi ne yapalım? Biz bu işi ikinci bir platforma taşıyalım. Bizim rakiplerden birkaçı yapıyordu zaten. Yapma sebeplerini de yaptığımız zaman öğrendik bunu. Dedik ki Verified diye bir sistem yaratalım. Verified'a da çok iyi bir domain denk getirdik o zaman abi. Verified.cv şu anda o sitenin domaini. Dedik ki işte insanlar sertifikalarını burada görüntülesin. Sadece bir sertifikasını değil profiline bağlı bütün sertifikalarını burada görüntüleyebilsin. Ocak 2020'de bunu tasarladık, bunu kurguladık. Sonra dedik ki ya bizim işte geliştirmekte olduğumuz bir SaaS ürünümüz, Certifier'ımız var. Bunun içine koymakta olduğumuz çok güzel ürünler var. Peki bizim alıcılarımız tarafında, sertifika edinenler tarafında bir cross marketing yapabilir, bir cross sell upsell yapabileceğimiz bir sistem yaratabilir miyiz? İşte tekrardan bir şey onlara verebilir miyiz? Bir değer üretebilir miyiz acaba? Eğitim yolculuğunu anlamlı hale getirebilir miyiz dedik. Bir eğitim pasaportu tasarladık. Verified mobil uygulaması adıyla. Onu da Ocak 2020'de yayınladık abi. O uygulamada dünyanın en basit uygulaması. Certifier'dan gelen sertifikalar hepsi profiline geliyor. Onun üzerine işte Udemy'den, Coursera'dan, edX'den sertifika aldıysan gidiyorsun, URL'ini alıyorsun, içeriye kopyalayıp yapıştırıyorsun, bırakıyorsun. Gel gelelim bu oturumu da şu ana kadar izlemiş olanların da biraz hissetmiş olduğu bir şey olabilir belki. Çok fazla sertifikaya odaklandık biz abi yol boyunca ve sürekli sertifika kelimesini kullandığımız için bir yerden sonra yorulmaya başladık. Ve aslında şeyi dert edinmeye başladık. Yani meselenin temeli sertifika değil, bizim çözmeye gayret ettiğimiz şey bireylerin yetkinlikleri. Kurumlar bunu sağladıkları için daha iyi anlatabilmelerini yöntem olarak bir sertifikaları kurguladık. Bizim sertifikalar akıllı sertifika, gittiği zaman yetkinlik anlatıyor, delil anlatıyor, her şeyi anlatıyor. Gel gelelim bireylerin eğitim cüzdanında bunu anlatabilmesi gerekiyor. Ondan sonra bizim okuma faslı ve sorun tespit faslı oldu. O dönem içerisinde, o dönemden kastım da bu arada abi, bildiğin Ocak 2020'den Temmuz 2020'ye kadar işte 3200 kişilik bir araştırma anketi gerçekleştirdik. Bunun katılımcıların %80'i ABD'dendi. Doğrudan insan kaynakları firmalarının insan kaynakları departman müdürleri, yöneticileri, işe alım uzmanlarıyla oturup konuştuğum uzun fasıllar oldu. Birebir eğitmenlerle, online eğitimcilerle bir araya gelip konuştuğum fasıllar oldu. Bu dönem içerisinde işte Certifier Incorporation adı altında işte OECD'nin 2030 Future of Education yuvarlak masasına dahil olduk. İşte doğrudan doğruya UNDP'nin benzer eğitim komisyonlarına dahil olduk. Ve her yerde bas bas aynı konu konuşuluyor. Bireyleri yetkinlik odaklı eğitimlerini ilerletme meselesi. Aynı zamanda aynı dönemde 2019 LinkedIn Learning and Development raporu yayınlandı. Bu da Mart 2020'ye tekabül ediyor. Bu rapor enfes bir rapor abi. Eğitim teknolojileriyle alakalı motivasyona sahip olan biri varsa naçizane tavsiyemle bu raporu okumaları. Raporla çok paylaşırız. Şeyde çok çok güzel olur. Ben direkt gönderirim buradan. Şey var. Raporda çok ciddi ve çok güzel bir çıktı var abi. Onu da bir silsile halinde yazmışlar zaten. Diyorlar ki beyaz yakalıların çalışmakta oldukları global firmalarda biz bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışma neticesinde gördük ki bu firmaların yöneticilerinin çalışanlarının reskill upskill olmaları, yeni yetkinlikler edinmeleri veya mevcut yetkinlikleri çağa uygun hale getirmelerine yöneticilerin, C-level'ların veya doğrudan CEO'ların yatırım yapma motivasyonu %78,
Burada zaten bir arıza var. Yani yöneticiler %78 oranında yatırım yapıyor. Burada daha fena olanı yöneticiler gerçekten yatırım yapanları, eğitim departmanına para harcayanları %37. Burada zaten bir sıkıntı var. Yani medeti yukarıdan beklememek gerekiyor. Çünkü yukarıda herhangi bir öyle bir yönelim yok. Öyle bir eğitim yatırımı dediğimiz motivasyon yok. Orada bir tren kaçışı var globalde. Zaten hiç kimse yakalamadıysa veya bakmıyorsa o treni, o tren gidiyor. İkinci taraf daha değerli. Zaten Verified'ın temel motivasyonu da oradan geliyor. Çalışanlara soruyorlar. Yetkinliklerinizi geliştirmek ister misiniz? Yetkinliklerini çağa uydurmak ister misiniz? %99 tabii ki de, çok beklendiği gibi tabii ki de diyor. Eğitim alma oranlarını soruyorlar abi, %49. Bunu diyenlerin sadece yarısı gerçekten kendi yetkinliklerini geliştirmek için eğitim alıyor. Enfes sayı en sonda geliyor abi. Almakta oldukları eğitimlerin sadece %25'i formal eğitim. Yani doğrudan doğruya şirket tarafından veriliyor. Gidiyorlar bir üniversitenin yüksek lisans doktora programına giriyorlar ve oradan devam ediyorlar. %75 abi. Bildiğin blog okuması, bildiğin YouTube videosu izlemesi. Sürekli olarak buradan gelişiyorlar, buradan ilerliyorlar. Burada da çok değerli olan bir şey var. Biz bunları okuyoruz, ediyoruz, geliştiriyoruz da bunların hepsi karışıyor, bir yerlere gidiyor. Yani aynen, sen YouTube'da açıp bir how to videosu izliyorsun. O how to videosunun ne işe yaradığını, işte daha sonrasında erişebileceğin hale geleceğini vesaire hiçbir şey düşünmeden izliyorsun. O gün yapman gerekeni yapıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Gel gelelim orada bir yetkinlik kazandın veya da mevcut yetkinliğe yeni bir şey ekledin ama bunun farkında değilsin ve yarın bir gün bunu neden CV'ne yazılsın ki durumu ortaya çıkıyor. Haliyle biz Verified'ı tam olarak buraya konumlandırdık abi. Dedik ki bireylerin öğrenme yolculuklarında nasıl ki zamanı tutmak için saatlere sahipsek, Verified'ı da bireylerin yetkinliğini ölçmek maksadıyla kullanacağız. Bütün kaynakları, işte HBR'lar, Forbes'lar, Medium'lar veya doğrudan YouTube, bunların hepsini Verified'ın içerisine yerleştirdik. Verified'ın içine yerleştirdikten sonra dedik ki bireyler okuma yaptıkça, gelişme yaptıkça bizim devasa yetkinlik kütüphanesine eşleşen bütün her şey otonom bir şekilde, AI destekli bir şekilde doğrudan doğruya alıp skorlayıp profillerine yansıtacağız. Bu zaten o sebepten. Önce küçük kardeşiydi, ondan sonra bir amiral gemi haline geldi. Çünkü teknoloji çok daha büyük, işte varabileceği nokta çok daha büyük. Zaten sırf pazar hacmi itibariyle takribi 2000 kat daha büyük bir pazara odaklanıyor. Rakiplerle koşturmak çok daha keyifli. Tek bir handikap vardı abi Verified'ı geliştirirken, o da şuydu: biz bunu Türkiye'de de yapalım diye konuşmuştuk. Gel gelelim işte Türkiye'de yeteri kadar okuma kaynak içeriğinin olmaması bir yana, pazarın motivasyonuyla alakalı çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü Verified bir mobil uygulama ve globalde mobil uygulamalardaki trendlere veya da işte uygulama türlerine göz attık. Abi öğrenme uygulaması Türkiye'de çok sınırlı seviyede. ABD'ye bakıyoruz. Android cihazlarda %14-15 bareminde. İşte şey cihazlara bakıyoruz, iOS cihazlara bakıyoruz, %22. Toplam indirilen uygulamaların %22'si öğrenme uygulaması. Hı-hı. O zaman dedik bu uygulamanın ilk yeri ABD olacak. O uygulamayı da Temmuz 2020 itibariyle geliştirmeye başladık. İşte prototipleri hazırladık, güncellemelerini aldık, yazılım ekibini genişlettik, büyüttük. 12 Kasım'da yayını aldık. 12 Kasım itibariyle de yepyeni çocuk doğdu. Hızlı, ivmeli bir şekilde yoluna devam ediyor da. Fevkalade keyifli bir yolculuk çıkarıyor diyebilirim şu anda. Süper. Yani bayağı bir değişmiş yani. Şimdi YouTube videoları falan, hani bu kişi bu videoyu izledi diye siz onaylıyorsunuz ama hani bu işi yapabilir. Ulaşmak biraz daha aslında. Uygulama en kaba tabiriyle şu işi yapıyor. Sen indiriyorsun. Hayal ettiğin veya sahip olduğun yetkinliği uygulamada seçiyorsun. Daha sonrasında uygulama günlük olarak sana okuma izleme içeriği gönderiyor. Okudukça, izledikçe anlık olarak takip ediyor. Gerçekten okudum mu, gerçekten izledim biliyor uygulama. Ve bu okumalarını, izlemelerini otomatik bir şekilde profiline yansıtıyor. Senle herhangi bir ilave şey ilişki kurmadan doğrudan profilinde akranlarınla skorlamanı yapıyor. Sen mesela business management konusunda iyisin. Business management konusunda içinde bulunduğun havuzda %84 başarılı olduğunu söylüyor. Sen ilave içeriği ne koymak istersen dilediğin gibi koyabilirsin. Canlı bir CV yaratıyor ve senin o yetkinliğinin nerede, neden orada olduğunu da şey açısından söylüyor. Abi çağrı şimdiye kadar işte 12 saat bu konuyla alakalı video izledi, 22 saatlik okuma yaptı, aynı zamanda şu experience'larını söyledi ki bunlar related, şu sertifikaları almış bunlar related, bunları senin söylemene gerek yok, sistem takır takır direkt şey yapıyor, ilişkilendirmeyi kurabiliyor. Güzel, güzelmiş ya, yani bayağı farklı yönlere de açılabilir, büyüyebilir. Şu an sadece mobil uygulamam var, yoksa şey tarafı da var mı, web tarafı da?
Sadece mobil uygulama abi. Web tarafıyla alakalı bir soru işareti dönemindeyiz. Biz de çok emin değiliz şu anda. Yani gidecek yer ve yapılması gereken yatırımın mobil olduğundan çok çok eminiz. Ama bu tip uygulamaların kullanım alışkanlıkları genelde web olduğu için böyle insanın aklına ilk şey sorusu geliyor. İşte Medium kullanıyoruz, Feedly kullanıyoruz, Pocket kullanıyoruz. Neden bunda web yok şeklinde. O sebepten rakiplere ayak uydurmadan biz başladığımız yoldan gidelim mi diye bir düşünüyoruz. O şu anda arafta olan. Yani yol haritasında yarım çene yok ama en azından. Anladım, anladım. Ya evet, zaten mobilde bir başarı yakalarsanız belki ondan sonra düşünsün. Yani eğer mobil böyle şu an oraya sürekli bir destek gerekiyorsa, daha da büyüme potansiyeli varsa hakikaten oradan devam etmek de gayet mantıklı olabilir. Yani tabii bir de şimdi şey benim aklıma geldi. Hani çok da uzatmak istemiyorum ama konuştukça sorular geliyor aklıma. Şimdi Verified tamamen mobil odaklı olduğu için orada da işin ve direkt consumer, yani şey, son tüketici diyebileceğimiz aynen insanlar, yani beyaz yaka profesyoneller diyeyim, ya da hani şey değil bu sefer, kurumsal firmalar değil, hani orada bir işte bir satın almayı onaylayacak birisi falan filan yok, yani orada epi bir yerlerden duyacak, görecek, keşfedecek, indirecek ve kullanmaya başlayacak. Orada hani nasıl bir growth, işte nasıl bir marketing izliyorsunuz, çünkü mesela paralı bu işi yapmak çok pahalı Amerika'da reklam ücretleri. Ama hani benim aklıma ilk gelen tabii Certifier'dan, birileri sertifika yaratınca oradan Verify'da yönlendirme ilk aklıma gelen o oluyor. Ama hani farklı yöntemler de olabilir. Hani onu bir sormak istedim. Sonra da kapanışa doğru geçeriz. Çünkü bu zaten yeni bir ürün ve hani anladığım kadarıyla daha da hızlı büyüyor. Orada da heyecanlısınız gördüğüm kadarıyla. Hani orada yani bir growth'u, büyümeyi nasıl yaptınız? Belki biraz ona değinebiliriz. Tabii ki de abi. Tabii ki de. Şöyle bir durum var abi. Bir, dediğin çok doğru. ABD'de bir mobil uygulamayı ücretli reklam kampanyalarıyla büyütmek aşırı masraflı olan bir şey. O sebepten buna yönelen parayı basarız ve doğrudan cevabı alırız diyen varsa, yok, çok uzun bir yolculuk. O kadar paranız varsa başka şey yatırım yapın şu anda. Yani doğrudan oraya çok zorlu olan bir şey. Dediğine çok isabetliydin abi. Yani içgörün çok çok doğruydu. Doğrudan bunu yapıyoruz şu anda. İlk aşamada Certifier'in günlük gönderim hacmi 10 binler civarında olduğu için giden her sertifikada biz Verify'de en doğru nasıl konumlandırabiliriz meselesini ön plana çıkarıyoruz. O sebepten bizim için bu çok değerli. Bir, buradan zaten organik indirmelerimizi döndürüyoruz. İkincisi, Certifier'in şimdiye kadar gönderdiği bütün sertifikaların üzerinde bir yetkinlik etiketi var abi. Uygulamayı indirmeden haliyle Certifier'dan gelmiş gibi sertifika alıcılarına şey gönderiyoruz. Size tavsiye ettiğimiz bloglar veya da videolar silsilesi diye gönderiyoruz. Ve burada en güzel olan şey, automated bir newsletter sistemi olduğu için dönüşümü arttırabilecek olan tek şey doğrudan aslında bizim AI yapısını daha da besleyebilecek olan geri bildirimler. O sebepten iki taraf için de çok büyük kazanç sağlayan bir sistem yaratıyor. Certifier haliyle organik bütün yapının tam olarak kalbine oturuyor. Bunun haricinde abi şu çok değerli. Beyaz yakalı segmentimiz için çok isabetli değil ama 18-24 segmentimiz için nokta atışı olan bir pazarlama sistemi. Abi Discord inanılmaz güzel bir kanalmış ve ben oranın hala daha heyecanına sahibim. Discord'da da hala hazırda bu ücretli reklam kampanyaları çok üst planda, ön planda olmadığı için haliyle herhangi bir meblağ harcamadan sadece adminlerle güzel muhabbetler ederek ön plana çıkarma çok rahat bir şekilde oluyor. Ve Discord kanalları bir domino taşı etkisi yaratarak büyüye büyüye veya küçülerek veya da birbirine aynı derece çarparak ilerliyor. O sebepten enfes bir ortam. Bu ikisi meselenin şu an tam olarak kalbinde. Üçüncüsü, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz genel olarak Türk olacakları için bu şeyi, tri'yi aktarmak istiyorum abi. YouTube Google Plus'ı öldürdükten sonra bir hata yaptı. Bir hata değil aslında bu. Yeni motivasyon. YouTube'u yeni sosyal medya platformu haline getirmeye çalışıyor. Bunun zaten biraz farkındasındır abi. Mobil uygulamasında özellikle dolaşırken sürekli paylaşımlar aralara giriyor. Bir şeyler oluyor. Bilmiyorum hiç ettim abi. O paylaşımları yapan kanallara göz at lütfen. Paylaşım yapan kanalın sadece işte 102 bin takipçisi var. Paylaşım takribi 8-9 milyon etkileşim alıyor. Sebebi YouTube bu özelliğini ön plana çıkarmak adına elden geldiğince şey yapıyor. İlerletiyor meseleyi ve motive ediyor insanları. Bu etkileşim aracını da bulduktan sonra biz organikleri Certifier, Discord ve YouTube şeklinde oturttuk. Gerisi bizim için en uygun fiyatlı, en optimum yöntemlere sahip reklam kampanyalarını yönetebileceğimiz platformlar.
O fasılda da abi tahmin edebileceğin kanallar var. İşte Google'ımız var, Facebook'umuz var. Onlarla birlikte ilerliyoruz doğrudan doğruya. Bir de şimdi işin içerisine işte referral marketing getiriyoruz. Zaten bu gibi uygulamaların olmazsa olmazı. Onu da getirdikten sonra artık uygulamaya birini davet ettiğin zaman sana bir yıllık, davet ettiğine de bir aylık ücretsiz premium silsilesi şeklinde ilerlettiğimiz bir fasıl olacak diyebilirim. Süper. Şeyi sorayım bir de gelir modeli hani premium daha ne istiyorsunuz? Aynen. Freemium gidiyor abi. Uygulama ya yani öğrenme uygulamanın genel alışkanlığı uygulama ücretsiz. Belli özellikler. Neler bunlar? İşte reading modu açma, işte dinleme modunu açma veya da gün içerisinde sınırsız kürasyonu barındırabilme gibisinden özellikler premium. Bunlarda da aylık abonelikle gidiyoruz. Orada da $4.99 charge ederek ilerliyoruz. Süper, süper. Çok güzel. Gerçekten yani konuşacak daha çok şey var ama uzatmak istemiyorum. Belki başka bir şeyde, session'da ya da hani bu deneyimleri bir sonraki konferansımızda seni ya da ekipten birini konuk alıp konuşuruz. Gerçekten bayağı güzel deneyimler var. Çok teşekkürler Arda. Açık bir şekilde de paylaştın. Yani böyle bayağı tips and tricks de oldu. Dinleyenlere umarım faydalı olur. Çok teşekkürler. Ben şimdi kapanışa giderken bir de şeyi sormak istiyorum. Son sorum olsun. Ondan sonra senin iletmek istediğin bir mesaj varsa onu alabiliriz. Senin hani hukuk okuyorsun. Sonradan işte yönetim bilişim sistemlerini açık öğretimden okumaya başlıyorsun. Ve hani bir şekilde girişimciliğe yöneliyorsun. Hani bu ikisini düşündüğünde hukuku ve MIS'i senin girişimcilikte hani ilerlemende işte şu anki konumunda nasıl bir katkısı oldu ya da hani bir avantajı dezavantajı oldu mu? Nasıl düşünüyorsun? Abi MIS işin terminolojisine biraz daha adapte olabilmem vesile oldu. Bu çok değerli çünkü arka planda herhangi teknik bilgi birikimi olmayınca ve çok kaliteli bir teknik ekiple çalıştığım için ve onların dilini konuşabilmek, onlar diye ötekileştirmek mecburiyetini burada ama gerçekten ayrı bir dünyalar durumu var. Orada doğru iletişimi kurabilmek ve yol haritasını çıkarabilmek için terminoloji çok önemliydi. Zaten buna sahip olmayan bir non-technical co-founder varsa kesinlikle bir terminoloji kitabı edinmesi gerekiyor kanaatimce. Çok daha farklı bir noktaya konumlandı abi. Çünkü gelişen teknoloji herhalde şeyi var etti. İşte veri gizliliği, güvenliği, GDPR'lar, KVKK'lar, CCPA'lar havada uçuşurken hiç kimse de bunların hiçbirine tam olarak hakim değilken birbirlerini ikna etme konusunda günün sonunda bunları bilme mecburiyetini doğuruyordu. Aslında çok da bilmeleri gereken şeyler değil bunlar bu arada birçok kurumun. Sadece sorulduğu zaman bilerek cevaplanması gerekiyor. Orada aslında bilgi vermedi bana hukuk. Daha çok özgüven yarattı. Orada da nasıl bir özgüven yarattı? Ya şunu yaparsam bu bizim batışımız anlamına mı geliyor? Şunu yaparsam büyük ceza yiyeceğiz mi? Şunu yaparsam yarın bizi içeri atacaklar mı? Sorularını, cevaplarını bildiğim için o sebepten yapıştıralım gitsin şeklinde sürekli ilerlettiğim bir fasıl. Aynısı mesela işte Türkiye'de ana şirket var. Bizim ikinci şirket ABD'de. ABD'deki şirketi açarken işte ekibin hepsinin aynı soru işareti mevcut. Şimdi nasıl olacak, nasıl ilerleyecek vesaire. Doğru bir ekiple ilerlendiğini 3 hafta içerisinde açtık, devam ettik. İki şirketin de vergilerini ödedik, düzenli bir şekilde devam da ettiriyoruz. Hiçbir sorun da olmuyor. Yani o özgüveni aşılıyor günün sonunda hukuk arka planı. O sebepten çok yüksek faydası oluyor diyebilirim abi. Ne mutlu ki hukuk, ne mutlu ki MIS şeklinde ilerleyebiliriz. Süper. Evet yani dediğin gibi özellikle şimdi farklı ülkelerde şirket kurunca işte bu kişisel verilerin korunması falan gibi bir sürü şey de giriyor. Hani bunlar da büyük küçük her türlü şirket için aslında varoluşsal hani existential diyebileceğimiz problemler. Onları böyle kafadan atmak bayağı bir rahatlık sağlıyordur yani. Son aşırı uzattım. Affet beni, lafını da böldüm. Affet beni. Son şeyim, trikim olarak veriyorum. Slack bize şey certifier için gelmişti bundan 7-8 ay öncesinde. Ne yazık ki kaçırdık abi. Kaçırma sebebimi söylüyorum. Hukukla buradaki bağdaşıklığını ifade ediyorum. Slack'le yaptığımız görüşmede mesele işte ikinci aşamaya geldi. Süreci ilerlettik. Yöneticilerinden biri döndü şeyi sordu. Enterprise graded mısınız diye sordu. Şimdi ben bilmiyorum ne olduğunu. Enterprise graded olmak nedir diye internete yazdığında da çok doğru şeyler de çıkmıyor aslında ilk aşamada. O sebepten toplantıda Google arkadan sürekli olarak yokluyorum, bir şeyler yapıyorum, çıkmıyor. Ben de dedim dürüst bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü sizlerle müşteri ve hizmet sağlayan ilişkisini hep böyle götürmek istiyorum. Bilmiyorum dedim. O bilmiyorum lafım net bir şekilde o işin üstünü çizdi. Abi enterprise graded olmak, eğer ki ben ABD'de hukuk okusaydım 3 aşağı 5 yukarı bilebileceğim bir şeydi, bir marketing hamlesiymiş. Hiçbir regülasyon
tabi değil, hiçbir hukuki altyapısı olmayan, tamamen vakti zamanında şirketlerin büyük kurumsallara hizmet verebilmek için söylediği bir yalan olarak kurgulanan bir yapıymış. Sen enterprise graded olduğunu söylersen bir SLA policy'm var, işte şu kadar saat içinde support veriyorum, buna mecburum gibi bir şey diyorsun kendi kendine. Hiçbir yaptırım yok ve bu senin enterprise graded olmanı sağlıyor. Mesela ABD'de hukuk okusaydım bunu çok yüksek ihtimalle biliyordum. Çünkü Türkiye'de bunun gibi marketing hamlesi çok var. Onlardan savrulma imkanların da rahatlıkla var. Haliyle naçizane tavsiyem, birisi enterprise graded mısınız diye sorarsa ABD'de öyleyim deyin ve yolunuza devam edin. Şey, bu şirketin garantisi benim der gibi. SLA'yı da sağlarım, her türlü desteği de veririm. Sonuçta startup yani. Ben sana kişisel telefon numaramı veriyorum deyip direkt şey yapabilirsin yani. Çok aynen, güzel. Öyle. Çok teşekkürler. Bu da son paylaşım olarak güzel oldu. Yani dediğin gibi yani Türkiye'de hukuk okumakla Amerika'daki bile fark edebiliyor. Çok enteresan olmuş. Slack'e de hani erken aşamada ulaşmış olmanız da bayağı güzel. Belki işte bu stajyerler girdikçe büyük firmalara hani daha da çok inşallah şeyler gelir, potansiyel müşteriler gelir diye ben buradan şey yapayım, dualarımı göndereyim inşallah olur yani. Çok teşekkürler Arda, çok keyifli bir sohbet oldu. Kapatmadan bir mesajın var mı ya da atladığım hani özellikle anlatmak istediğin bir konu varsa onu da konuşabiliriz. Abi dinleyicilerden naçizane istirhamım, çok yeni bir uygulama olan Verify'dı. Lütfen gidip denesinler, indirsinler. Geri bildirim bizim için hayati olduğu için globale giden güzel bir ürünümüz olması adına katkıda bulunmaları çok çok değerli. Haricinde yani işten teşekkürlerimi sunuyorum bu nazik davetiniz için. Fevkalade güzel bir iş yapıyorsunuz. Diliyorum bu Mart'ın sonunda da gerçekleşecek etkinlik memlekette sahaslara verilmesi gereken değeri ispat etme aracı olarak çok net bir imza atacak ortaya. O sebepten şimdiden size de başarılar diliyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum kendim ve ekibim adına tekrardan. Çok teşekkürler Arda. Tekrardan görüşmek dileğiyle ve hani size büyüme maceranızda, globale açılma maceranızda başarılar diliyorum tekrardan. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.